Merhaba arkadaşlar. Bugün Lenovo'nun Yoga serisi bir bilgisayarını inceleyeceğiz. Lenovo 720 diye geçiyor. Hatta Lenovo 720 demeyeyim, yanlış olmasın. Lenovo'nun 720 serisinde IdeaPad falan da vardır. O yüzden karışmasın. Lenovo Yoga 720. Bunun kutu açılımını yapacağız. Şurada Mi Mix 2 var. Bunun kutu açılımını az önce yaptım. Bu da bir cep telefonu almıştık. Hani kurarken bir kutu açılımı yapayım dedim. Aslında kutu açılımlarını pek yapmıyorum. Direkt ürünü tanıtıyorum ama şimdi kutusundan çıkartarak bir tanıtalım. Fiyatından bahsedeyim öncelikle. Arkadaşlar şu kutunun içinde 5000 TL'lik bir cihaz var. Ki biz teşhir ürünü olduğumuz için yaklaşık 4800'e falan almışızdır. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü değeri 5000 TL. Normalde MediaMarkt satış fiyatı. Tabi hepsi burada gitti gidiyor nokta.com veya N11 gibi sitelerden 4600-4700 gibi rakamlarda temin edebilirsin. Nis. Fakat biz internetten alışveriş yapmıyoruz. Genelde şirkete aldığımız ürünlerde direkt herhangi bir teknoloji mağazasından alışveriş yapmayı tercih ediyoruz ki bu normal alınmış bir karar. Bana kalsa internetten daha ucuza almayı tercih ederim. Hemen şöyle kutumuzu açalım. Kutumuzu açmadan önce kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Hani bilmiyorum başka arkadaşlar ne düşünebilir. Sadece kişisel görüşlerim. Fakat cihazın teknik özelliklerinden de bahsedeceğim bunun yanında. Genel olarak zaten cihazın teknik özellikleri şeyde yazıyor. Hani alacağınız sitede açıklama kısmında veya cihazı alacağınız teknoloji markette yazar. Şu şekilde güzel bir elyafa sarmışlar ki cihaz oldukça değerli bir cihaz. Böyle bir şey içinde gelmesi normal. Taşınabilirlik açısından gayet hafif bir bilgisayar. Şimdi çıkartıyorum. Evet, cihazın üstünde bizi karşılayan base cloth'u çıkardık arkadaşlar. Şöyle cihazımıza baktığımız zaman şu rengi çok seviyorum bilgisayarda özellikle. Hani gri, Apple da bunu kullanıyor. Mac'lerde. Hoşuma gidiyor benim. Şöyle bakalım. Üst yüzeyinden, üst yüzeyi parmak izi tutmayan bir yüzeye sahip. Gayet hafif tek elle kaldırabiliyorsunuz. İstediğiniz hareketi verebilirsiniz. Bunun yanında Lenovo Yoga kendi buraya logosunu da basmış. Yoga diye. Lenovo markasını vurmamış da hangi seri olduğunu yazmış Yoga diye. İki tane menteşesi var. Birazdan açacağım menteşelerini. Çadır şeklinde kullanacağım bilgisayarı. Çünkü bu bilgisayar 365 derece, yani 360 derece, 65 demeyeyim yanlış olmasın. 360 derece açılmasıyla gayet fonksiyonel olarak kullanılabiliyor. Ön kısmı gördüğünüz gibi arka kısmı da parmak izi tutmayan bir yüzeye sahip. Bu yüzeyi seviyorum. Yani benim de böyle bir cihazım olsun isterdim açıkçası. Şurada havalandırma delikleri mevcut. Gördüğünüz gibi. Bu içerideki sıcak havayı dışarı çıkarmak için. Bataryasını zaten çıkartamazsınız. 4 bölmeli bir batarya var diye biliyorum. Birazdan teknik özelliklerini ayrıntılı anlatacağım zaten. Bu arada cihazımızın kutusunun arkasındaki kısmı incelemedik ama neyse şu kısımları anlatayım. Şurada 2 adet hoparlör bulunmakta alt kısmında ve masaya dokunmayı tam anlamıyla oturmasın diye şöyle kavuşçuklar var ve kaymayı önlesin diye. Yani cihaz oldukça şık. Hemen şu kısımda da yine cihazın içindeki sıcak havayı dışarı üfleyen fan delikleri var. Şöyle yaklaştıralım. Cihazımız oldukça ince. Fakat bu teşhir ürünü olduğu için bayağı bir hırpalanmış. Ben bunu almazdım artık. Şu an. Gerçi hırpalanma değil arkadaşlar bu. Üstünde şey var. Hani teşhir ürünü diye ucuz aldık ama ben teşhir ürünlerini tercih etmiyorum. Bunu almayı giden abimiz bu ürünü almış teşhir ürünü olarak. Fakat genelde ne tavsiye ederim ne alırım. Gerek yok. Çok ucuza verirlerse ki buna 5000 TL veriyorsam 1-2-3 TL fazla verir. Teşhir ürünü olmayan alırım. Yani 2000 liralık cihazı 2-3 TL ucuz almıyorsunuz ki arkadaşlar. 5000 TL'lik bir cihaz alıyorsunuz. Şuradakiler plastikmiş, çizilmemiş Allah'tan. Bir an korkmuştum. Ürünü geri iade etmeyi bile düşündüm. Gördüğünüz gibi şurada poşetleri var. Bunları çıkardığınız zaman buradaki metali de göreceksiniz. Menteşesi metal değil ayrıca onu da söyleyeyim. Menteşe plastik bir şey. Şu üstündeki metal alüminyum. Hemen şu köşeden başlayalım tanıtmaya. Gayet ince. Mac gibi. Şurada açma kapama düğmesi var. Bir adet USB portu var burada. Burada bir adet USB yerine keşke iki tane USB portu olsaydı. Biz çok isterdim. Bu bilgisayar için güzel bir özellik olurdu.
Tabii bunu tasarlayan mühendis arkadaşlar. Boyunmayacağı için koymamışlardır bunu. Teşhirin olduğu için şuralarda biraz çizikler var ve oldukça cihaz ince bir cihaz. Neyle kıyaslasam diye düşünüyorum. İnce bir kabloyla yan yana tutayım. Gayet ince. Ne kadar ince olduğunu kendiniz de görün. Her neyse. Diğer tarafına geçelim. Şöyle baktığınız zaman buradan oldukça ince. Çünkü üstten aşağı incelen bir yapı şekline geliyor. Bu taraftan da baktığımız zaman iki tane USB Type-C var. Bu USB Type-C'den şarj edilebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da yine telefonunuzu şarj edebilirsiniz. USB Type-C'den çoğaltabilirsiniz. Kulaklık ve mikrofon çıkışı var arkadaşlar. Ayrıca üzerinde kendi mikrofonu da var. Hani bir görüşmede ayrıca kulaklıklı mikrofon kullanmanıza gerek yok. Şurada da mikrofonu var. Tamamen iş bilgisayarı için tasarlanmış arkadaşlar bu. Hani seyahat eden iş adamları ve yani çalışanlar için oldukça uygun hafif bir bilgisayar. 5000 liraya farklı alternatifleri de vardır mutlaka. Fakat bu bilgisayarın aynısından daha önce yaklaşık 1,5 ay önce bir tane daha almıştık. Lenovo Yoga 720. Memnun kaldığımız için tekrardan aynı ürünü aldık. Şöyle kapağını kaldıralım. İki tarafını da gördünüz. Arkadaşlar cihazın kapağını kaldırınca hemen dikkatinizi çeken ilk şey touchpad'in ne kadar büyük olduğudur ve klavyenin güzelliği gerçekten. Şöyle bakın şurada bir dokunmatik yüzey var. Bu dokunmatik yüzeyi kullanarak parmak izinizi tanımlayıp bilgisayarınızı otomatik açabilirsiniz. Yani herhangi bir şifre girmenize gerek yok. Parmak izinizi bilgisayara tanımlayın. Parmak izinizle bilgisayarınızı rahat bir şekilde açabilirsiniz. Hem şifre hem parmak izi uygulamasını yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi touchpad'i oldukça kullanışlı. Hani şöyle yukarıdan baktığınız zaman bu bilgisayar için oldukça verimli olacak bir touchpad arkadaşlar. Burada hani mouse kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Intel i7 7. nesil olduğunu gösteriyor. Bunda Intel i7 7500U işlemci var arkadaşlar. İşlemcisi oldukça iyi. i7'nin 7500 işlemcisi gerçekten bu bilgisayara fiyatına yakışır bir işlemci. Daha 8. nesil konulabilir miydi? Artık o tartışılır. Bilgisayar küçüklüğü nedeniyle çok para. Bunun yanında 8 GB'lık bir RAM var arkadaşlar. Bunun yanında 250 GB 256 GB'lık bir SSD desteği ile geliyor. Yani HardX olarak 250 GB'lık bir SSD var içinde. Şöyle açalım bir yandan açılsın. Açma kapama tuşu yanındaydı. Hemen şöyle basalım. Cihazımız açılsın. Açılırken şöyle bir Lenovo'nun sizi karşılayan arayüzü var. Daha önce kurulmuş arkadaşlar bu bilgisayar. Çünkü teşhir ürünüydü dediğim gibi. Bunun içinde neler geliyor? Word gelir arkadaşlar. Bu tabi ev ve okul paketi olduğu için içinde Outlook gelmeyecek. Ben iş paketini kuracağım buna. Lisanslı bir şekilde bunu kaldıracağım arkadaşlar. Kaydolma deyip geçiyorum. Hani özelliklerine bahsederken neyse kaldırma işlemini sonra yapayım. İçinde ne var ne yok. Zaten Windows'un standart gelen programları var içinde. Geçen gün beni bayağı uğraştırmıştı. Sıfırlamaya kalktım. Sıfırlayamamıştım. Formatlamaya kalkıyorsunuz. Bayağı bir zamanınızı alıyor. O yüzden teşhir ürünlerini pek tercih etmiyorum. Bir de çok elleniyor. Çizilme falan oluyor kenarında, sağında, solunda. Hani cihazı şöyle birkaç hareket ettirdiğiniz zaman çalışır vaziyetteyken hızlıca vurarsanız hani SSD belki zarar görmeyebilir ama yine içindeki ufak parçalar zarar görebilir diye. Hani 5000 lira veren adam 200 TL'de fazla verip normal alabilir. Teşhir ürünü de aslında çok sakıncalı değil. Bu arada dokunmatik yüzey sahip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle oturum açma diyelim. Dokunmatik olması gayet güzel. Yani bu hem tablet hem bilgisayar. Bunun yanında baktığınız zaman 13,3 Full HD bir ekranla geliyor. Ya bunun pil ömrü de oldukça iyi. Teşhir ürününün bir dezavantajı da ya açık kalıyor sürekli orada 24 saat. Millet geliyor. Hani kullanıyor belki hani 24 saat çarpı 30 gün teşhirde kalsa pilde zarar görüyor sürekli açık kaldığı için. Hani teşhir ürünlerini kötülemek için demiyorum. Hani 2 günlük bir teşhir ürünü ya da 10 günlük bir teşhir ürünü bulabiliyorsanız alın. Fazla teşhirde kalmadıysa veya baktınız sağında solunda bir şey görmediyseniz. Bilgisayar ürününe, yani bilgisayarın özelliklerine tekrardan geçelim. İçinde Windows 10 işletim sistemiyle geliyor. Resmi distribütör garantili arkadaşlar bu bilgisayar. Şurada kasasının üstünde neler yazıyor?
Speaker'ının gayet iyi olduğundan bahsetmiş. Paylaşımlı bir ekran kartı var arkadaşlar bunun üstünde. Harici bir ekran kartı yok ama 4K çözünürlüğü destekliyor. Full HD. Ekran kartı içinde, özür dilerim, ekran kartı hafızası paylaşımda. Ekran kartı ile ekran kartı hafızası farklı şeyler. Intel HD Graphics 620 ile geliyordu bu cihaz. 8 GB RAM olduğunu söylemiştim. 8 GB normal. i7 var içinde. i7 7. nesil bir işlemci. Bunun yanında 4 GB koyacak değiller. Fakat 16 GB bir RAM olsaydı daha güzel olur muydu? Olurdu. Çünkü iki katına çıkıyor zaten. Şimdi arkadaşlar bunu kablolu internetle kullanamazsınız. Bakın. Bunu sadece Wi-Fi ile kullanabilirsiniz. Evinizde Wi-Fi yoksa veya bir yere gittiniz, kablolu var, Wi-Fi yok. Wi-Fi şifresini vermiyorlar, kablolu gireceksin diyorlar ya da. Artık her neyse, internet için kablolu kullanamıyorsunuz. Bellek hafızası 2133 MHz. Bellek yuvası bir tane var. Bluetooth özelliği var arkadaşlar bu cihazın. Bunun yanında boyutlarından bahsedecek olursam 310'a, yani şu gördüğünüz uzun olan kısmı 310, şu en kısmı 213 santim, incelik ise 14 milimetre. 2 kilogram yaklaşık, 2 kilograma yaklaşık ama tam 2 kilogram değil cihaz. 2 kiloluk yani. Yani çok hafif bir cihaz. Dokunmatik ekranı var. Az önce göstermiştim. Şöyle hemen tekrardan göstereyim. Çadır modunda kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Çadır modunda devam edelim. 365 derece açarak kullanabilirsiniz. 360 derece, 365 diyorum. Arkadaşlar ürünü son olarak tanıttıktan sonra bitireceğim. Son bazı yerini söyleyeyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi cihazı sona kadar açabilirsiniz. Tablet modunda kullanabilirsiniz veya çadır modunda kullanabilirsiniz. İşlem cihazına gelecek olursak 2,7 GHz işlem cihazı var. Megabaytlık bir işlemci keşi var. Intel i7 7500U. Bunun yanında ev kullanıcıları, iş kullanıcıları veya öğrenciler için gayet uygun bir bilgisayar. Hani çok fonksiyonlu. Hani bunu aldıysanız yanınıza sürekli taşıyıp maillerinizi kontrol edip gelen işle ilgili teklifleri hazırlayabilirsiniz. Böyle gayet şık bir bilgisayar. Yani bu tarzda bir bilgisayar kullanmak isterdim açıkçası. Rahat her yere götürülebilir olmasıyla gayet mükemmel alınabilir. Ama fiyatı pahalı. Tabii bu fiyat aralığında farklı cihazlar da tercih edilebilir. Bu fiyatta farklı markaların farklı ürünleri var.